Bu haberimizde sizleri Stuttgart'ta hizmete açılan yeni bir lezzet noktasına götürüyoruz. Diğer Metropol Restoran, lezzet severlerin adeta durağı haline geldi. A'dan Z'ye Türk mutfağının leziz tatlarının bulunduğu mekanda müşteriler için her şey düşünülmüş. Mekanın sahibi, başarılı iş kadını Necla Güreş, sektörde oldukça iddialı isimlerden. 10 yıldır bu sektörün içindeyim. 10 yıldır bayağı 10 yıldır. Olmuş, evet. Normalde gıda sektörün içindeydim, kendim esnafım. Ama gıda esnaflığı olarak tekrar Türkiye'deki mesleğimi tekrar burada da devam ettirmeye çalıştım. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. İnşallah başarılı olurum diyorum. İnşallah. Zaten dikkatimizi çeken Metropol Diyar Restorant'ın mutfağına girdik. Hiç erkek personel yoktu. Hep kadın. Ve işletmecisi de bir kadın. Şaşırmadık tabii ki buna. Evet Necla Hanım. Burada sanırım cumartesi akşamları canlı müzik var. Evet. Onun haricinde neler var? Cağ kebabımız var. Cuma, cumartesi ve pazar günleri mevcut olan Erzurum yöresine ait olan bir damak tadıyla yani misafirlerimize sunmaya çalışıyoruz. Fırında kuzumuz var. Fırında kuzu. Fırında kuzu da cuma, cumartesi akşam. Haftanın 3 günü mevcut yine o da öyle. Haftanın 3 günü mevcut. 2 gün cuma ve cumartesi günü canlı müziğimiz var. Gelen misafirlerimizi evlerindeymiş gibi hizmet edip ağırlamaya çalışıyoruz. İnşallah memnun kalıyorlardır. Elimizden geldiğince her şeyin iyi olması için mücadele veriyoruz. Her ayın ilk haftası cumartesi. Cumartesi gelmek lazım. Evet, cumartesi günleri çiğ köfte faslımız oluyor. İsteyenlere, beğenenlere, çiğ köfte yemek isteyenlere diğer Metropol Diyar Restoran'ta davet ediyoruz. Haftanın 2 günü cumartesi ve pazar günleri açık büfe kahvaltımız mevcut. Evet. Her şey içerisinde. Gelip görüp tatmalarını yani istiyoruz. Biz bu işe bayanlar olarak girdik. Bir bayanlar olarak da bu mücadelemizin yani desteklenmesini istiyoruz. Yani elimizden gelenin en iyisini ve en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Gelsinler, görsünler, denesinler. Muhteşem mekanda leziz tatlara imza atan aşçımıza mikrofon uzattık ve işin püf noktalarını sorduk. Ustam sizi bir tanıyabilir miyiz? Kolay gelsin önce. Sağ olasın abi, hoş geldiniz. Ben Sevda Çiven. 2 senedir ki çağ kesiyorum. 2 senedir çağ kebabı kesiyorsunuz. Evet, kendim yapıyorum, kendim kesiyorum. Kendiniz yapıyorsunuz, kendiniz kesiyorsunuz. Peki kaç yıldan beri bu ustalık işi? 6 seneden beri böyle kendim mutfak işlerine adamışım. Evet. Kendim Sivaslıyım. Sivaslısınız. Evet. Çağ kebabınızı kendiniz takıyorsunuz, kendim yapıyorum, kendim kesiyorum, kendim sunuyorum. Hepsi. Yani bu mutfak sizden soruluyor. Burası. Peki zor olmuyor mu? Yok, bir bayan isterse her şeyi yapabilir. Değil mi? Evet. Diğer bayanlara da örnek olsun. Yani mutfak işinde bayanlar biraz daha titiz olduğu için aslında. Daha güzel yapabiliyor, daha güzel dekor çıkarabiliyor, tabaklara yakışır, sevgi verebiliyor. Müşteriler hem leziz tatlardan hem hizmetten oldukça memnun. Genellikle özel tercihlerim oluyor, o yüzden burayı tutuyorum. Ve bu akşam, cumartesi akşamında burada çiğ köfte olduğunu biliyorsunuz. O yüzden mi geldiniz özellikle? Evet, aynen o yüzden. Yani duyduğumuzdan beri geliyoruz. Özellikle bu akşam çocukları getirdik. Onların da tatmasını istedik. Sık sık, ayda bir çok kalabalık şekilde geliyoruz. Yemeklerden memnun musunuz? Memnunuz. Eşimle ortak karar alarak ilk defa karışık ızgara yedik. Beğendiniz yani. Beğendik. Memnun musunuz burada? İyi zaman Fevkalade. Geçiriyor musunuz? Fevkalade. Canlı müzik falan var. Fevkalade. Bizim sıcak bir yuvamız burası. Biz buraya gelmedi mi tamam. Keyfimiz yormaz. Daha önce Türkiye'den misafirlerim gelmişti. Çağ kebabı yedirmek için gelmiştim buraya. Fakat o zaman öğrendim cuma, cumartesi ve pazar günü olduğunu. Evet. Şimdi özellikle çağ kebabı yemeye geldim. Ailecek, çocuklarla beraber. Evet, evet, evet. Peki nasıl, beğendiniz mi? Evet, güzel. Bu 4. ziyaretim. Güzel. Çok güzeldi. Güzeldi. Afiyet. Tavsiye ediyor musunuz herkese? Tavsiye ederim kesinlikle.